Tüm takipçilerime merhaba. Şu lükslüye bakın. Burası Turum eyaletindeki en pahalı kamp alanı. #lüks. Barsu, şunu gördün mü? Bazı insanlar çok şanslı. Peki ya biz de yaparsak? Evimizin üçgen çatısı ve renkli duvarları olurdu. Neden hala bekliyoruz? Yapalım şunu. Öncelikle biraz yer açmalıyız. Evet, tüm fazlalıklardan kurtulalım. Vay, çok geniş. Bir sonraki adım inşaat malzemeleri sipariş etmek. Merhaba, tahtalardan istiyorum. Bolca tahta. En kısa zamanda bekliyoruz. Harika, her şey kontrol altında. Vay, çok hızlıydı. Yapı malzemeleri teslimatı. Alın, imzalayın. Elbette efendim, sağ olun. Nereye imzalıyorum? Bitti. Peki, neredeler? Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Tahtaları mı kastediyorsunuz? İşte oradalar. İyi şanslar. Ne? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Neden yapmıyorsun? Hayır. Sen yapmaya ne dersin? Hayır, hayır. Sen yap. Ben tasarım üzerinde çalışırım. Hayır, bu iyi bir fikir değil. Sen yap. Evet, kimse ağır şeyler taşımak istemez. Ama başka seçeneğimiz yok. Ev kendi kendini inşa edemez. Çok ağır. Dinlenmenin sırası değil. Daha bir sürü tahta var. Daha ne kadar taşıyacağız? Henüz başlamamalarına rağmen enerjileri çoktan tükendi. Bir fikrim var. Üçgen şeklinde ev inşa edeceğiz. Onu yapmasak? Klasik eve ne dersin? Tatlım, o eskide kaldı. Sana her şeyi göstereceğim. 1, 2 ve bitti. Basit olduğunu söyleyebilirim ve çok klas. Bundan şüpheliyim. Benim yöntemime ne dersin? Benim fikrim daha iyi. Hayır değil. Bak, çok kolay. Birinci tahta, ikinci tahta. Hayaksi, Su iyi misin? İyiyim. Üçgen mi yapsak? Her inşaat çizimle başlar. Polly, zamanımızı çizim için harcama. Bu plan, tüm ciddi projelerin planı vardır. Gördün mü? Bilmiyorum, bana zaman kaybı gibi geldi. Şunu izle. Uygulama çoktan tüm hesaplamaları yaptı. Kabul etmekten nefret ediyorum ama haklısın. Okay. Pekala. Doğru, bu kadar yeterli olacak. Usta Su evde. Vay! Tahtayı kessin. Mükemmel. Parçaları üçgen şeklinde birleştirin. Manikürünüze zarar gelsin istemiyorsanız eldivenlerinizi unutmayın. Merhaba dostum. Parçaları birbirine vidalayın. Vay, çok kolay. Güzel bir A harfi. Yapıyı ahşap panoyla kaplayın ve kenarları kesin. Aman tanrım, çok güçlü. Bu da ne? Su, dikkatli ol. Kendimi kaybettim. Sanırım biraz ara vermeliyiz. 1, 2 ve kaldır. Müthiş, harika görünüyor. Sanırım bunu arkaya koyacağız. Bu kadar. Sol Su, daha da sola. İşte. Arkadaşlar her şeyi birlikte yapıyor. Vay, bu harika. Daha yapacak çok işimiz var. Çok ağır. Ahşap tahtaları duvar ve çatı olarak kullanıyoruz. Daha sonra vidalıyoruz. Polly bu işi kaptı. Aferin. Çok az tahta kaldı. Kolay. Müthiş. İşte ben de bundan bahsediyorum. Parlak renklere ihtiyacınız var. Ben burayı boyayacağım. Sen de orayı boya. Burayı boyayacağım. Orayı boyayacağım. Her yeri boyayacağım. Ne güzel bir renk. Kabarık bir ruloyla çalışmak çok daha hızlı. Yukarı ve aşağı. Yeni bir ton daha ekleyelim. Bitti. Vay. Ev gözlerimizin önünde değişti. Konfor zamanı. Bu tahtayı kullanabiliriz.
Ah, ne sıcak hava. Hey, bak ne getirdim. Yatağa ihtiyacınız var. Tek yapmanız gereken şişirmek. Evet, başardık. Yataklardan şişme bir kanepe yapalım. Üzerini de yumuşak örtüyle örtelim. Çok rahat. Su, sen daha iyisin. Peki ya ışıklar? Cam ışıklar harika bir atmosfer yaratacak. Bak, birkaç ışığım var. Tam da aradığımız şey. Acele et, asalım. Olağanüstü. Ama duvarlar hala boş. Bu tüyoyu TikTok'ta gördüm. Kağıt mendile ihtiyacımız olacak. Daireler kesiyoruz. İşte böyle. Bitti. Benimkiler de. Ardından iğneyi ortasından geçirin. Bir, iki ve süsümüz hazır. Çok basit ve çok güzel. Mümkün olduğu kadar çok renk kullanın. Çok büyülü. Su biraz daha süslemeye karar verdi. Sprey boya kullanacak. Kesinlikle şahane oldu. Sana tamamen katılıyorum ortak. Poli evini nasıl süper ve sevimli yapacağını biliyor. Çok fazla kalbe ihtiyacımız var. Nefis bir dondurmaya ne dersiniz? Ve LED ışıklar da bu yazın olmazsa olmazı. Ne kadar çok ışık o kadar iyi. Ah, hepsi muazzam. Ama dışarıdaki manzara o kadar da iyi değil. Buldum. Bana güven. Ne yapacağımı biliyorum. Bodrum sahiline gitmek ister misin? Ve bunun için oraya gitmemize gerek yok. Sus, sen bir dahisin. Bir şey düşündün. Denizin esintisi perdelere uçursun. Ferahlatıcı mola akıllarına yeni bir fikir getirdi. O şeffaf göz kapakları deniz anasına benziyor. Bu fikir için plastik kapaklara ve misinaya ihtiyacımız var. Oltayı kesin ve renkli boncuklar ekleyin. Boncukları oltaya geçirin. Deniz anasının dokunaçlarını kapağa takın ve işte. Tam bir deniz sanatı. Vay, çok sevimliler. Çok kar. Sırtım. Evet, burası biraz zor. Tabura yapsak nasıl olur? Bu harika fikir. Hadi. Hesaplarıma göre bundan iki güzel sandalye yapabiliriz. Çuvalı iki parçaya ayırın. Al bakalım su. Bu da benim için. Parçaları birbirine geçirin. Ve sonra onları doldurun. Kenarı iplikle sıkın ve püskülleri dikin. Çok güzel. Çok rahat. Artık çay partisi verebiliriz. Yaptığımız işleri de tartışalım. Poli, acıkıyorum. Bunu birazdan halledeceğiz. Bak, şömine yapabiliriz. Masanın altını folyo kağıtla kaplayın. Odun ekleyin. Ve şömineyi parıltılı malzemelerle süsleyin. Bitti. Kendi ızgaramız var. Sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Bunlar da kim? Görünüşe göre davetsiz misafirlerimiz var. Ne tatlı. Vay. Bunu yiyemezsin dostum. Bu benim yemeğim. Aklıma dahiyane bir fikir geldi. Yeni arkadaşlarımız için mini kamp alanı yapalım. Özellikle elimizde hala malzemeler varken değerlendirelim. Tahtalardan ve vidalardan üçgen kulübe çerçevesi inşa ediyoruz. Vay, bu çok hoşuma gitti. Yanlara da ahşap tahtaları döşüyoruz. Ha, kolaydı. Vay, oynamayı ne çok seviyor. Görünüşe göre Bay Pofuduk da yardım etmekten çekinmiyor. Fırçayı ver bebeğim. Pekala, evinizin ne renk olmasını istersiniz? Doğru. Evi güneşli bir sarıya boyayalım. Kuçu kuçular yeni evlerini çok sevdi. Kamp alanımız tüm evcil hayvanları kabul ediyor. Bu fikre bayıldık. Harika bir iş çıkardığımızı söylemekten gurur duyuyorum. Burası çok havalı. Hadi bir hikaye paylaşalım. Bütün dünya bunu görmeli. Hey millet, biz Su ve Poli.
Yeni evimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ah, bu hayatı seviyorum. Acaba Instagram'da neler var? Vay canına! Ben de böyle kamp yapmak istiyorum. Kendi gözlerimle görmeliyim.